Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Alman gazetesi duyurdu. Türk silahlarını istiyorlar. Kıymetli takipçilerimiz dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke haline gelen Türkiye, yabancı basında yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Alman Frankfurter Allgemeine gazetesine mercek altına alınan Türk silahları ile ilgili çarpıcı bir analiz ya kaleme alındı. Türkiye savunma sanayi alanında yaptığı atımları, atılımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Yerlilik oranının büyük ivme kaybetmesi bir yana Türkiye artık dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke haline geldi. Yabancı basın ve medya kuruluşları da sık sık bu durumu gündeme getiriyor. Son olarak Alman basınında Türk silahları ile ilgili bir analiz yayınlandı ve övgü dolu ifadeler kullanıldı. Almanya basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi bu ilginin kaynağı olan silahları ve üreticilerini inceledi. Alman gazete insansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi değerlendirmesinde bulundu. Andreas Mim imzalı analizde Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı denildi ve pek çok ülkenin Türk dronlarını istediğinin de altını çizdi. Baykar'ın ürettiği İHA'lara dikkat çeken Alman gazete şu değerlendirmeyi yaptı. Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 modeli şu anda Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını ve gemilerini hava savunma sistemlerini yok etmeyi beceriyor ifadelerini kullandı. Frankfurter gazetesi Türk savunma sanayisini sadece büyüyen yeni insansız hava araçları cephaneliğine indirgemek yanlış olur diyerek Türkiye'nin geniş askeri araç filosuna da dikkat çekti.